Ege Paş, Osman Kara'yla Farklı Bakışı sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni bir programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlere 5 gün kaldı. 5 gün sonra sandığa gideceğiz. Ülkenin yakın geleceğini belirleyecek iradeyi ortaya koyacağız. Herkes siyaset konuşuyor. Siyasette yatıyoruz, siyasette kalkıyoruz. Biz bu akşam siyaset konuşmayacağız. Uzun vadede belki siyasetten de önemli bir konuya parmak basmaya çalışacağız. Küresel ısınma, su ve yetersiz suyun bölge jeopolitiğinde getireceği çekişmeler, güç dengesine etkileri ve muhtemel riskler. Uzmanlarıyla bunu konuşacağız. İki değerli konuğum var. Birisi 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Yusuf Demir. Sayın Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Yusuf Demir'le daha önce bu stüdyoda Yeşil Yol'u konuştuk. Yeşil Yol, Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar uzanan yaylaları birbirine bağlayan bir yol. Çok tartışılan bir yol. Lehte konuşanlar var, aleyhte konuşanlar var. Doğru yeri var diyenler, yanlış yeri var diyenler. Bu uzun bir konu, devam edeceğiz. Ama o programda ortaya şu çıktı. Biz Yeşil Yol'u konuşurken suyu ihmal etme hakkına sahip değiliz. Suyu Sayın Yusuf Demir'le ve suyun hukuki boyutunda avukat Sayın Cemil Deveci ile konuşacağız. Sayın Deveci, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam, benim çocukluğumda su Allah'ın bir lütfuydu. Su ticari bir meta değildi. Ve bir takım sözlere konuyordu. Sanki o kadar çok suyumuz vardı ki bu su akar, bu Türk böyle bakar diye de biraz kendimizi istiskal eden, aşağılayan bir ifadede kullanırdık. Yine benim çocukluğumda, benim büyüdüğüm coğrafyada bir inanış daha vardı. Akan su kir tutmazdı, su temizdi, su kirlenmezdi ve biz o derelerin suyunu en ufak bir endişe duymadan içerdik. Zaman içerisinde suyun kıt olduğunu duymaya başladık ve suyun kirlendiğini öğrenir olduk. Şimdi bir de küresel ısınma çıktı, iklim değişikliği çıktı ve felaket tellallığı demek istemiyorum ama Türkiye'nin yakın gelecekte küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisi olduğu söylem var. Siz bir bilim adamı olarak, bir ziraat fakültesi hocası ama özellikle de su ve küresel iklim değişikliğini inceleyen, onun üzerinde yıllardır çalışan birisi olarak ne diyorsunuz? Nedir bu küresel iklim değişikliği? Öncelikle böyle bir program imkanı sunduğu için televizyon yöneticilerine ve bu programı yöneten sizlere teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu saatte bizi dinleyen çok kıymetli izleyicilerimize de en derin sevgi ve saygılarımı arz etmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz önce su niye önemli? Su insan için neden önemli? Birkaç cümleyi onu tabii, açalım. Buyur. Ondan sonra suyun hakikaten Türkiye'de ve dünyada neden sıkıntı olduğu, nereye doğru gidiyoruz, bunu aşmaya çalışalım. Tabii su niye önemli? Su hakikaten bizim inancımızda da, pek çok semavi dindeki inançlarda da, onların kitaplarında da çok özel yer bulmuş bir madde. Kainatta yaratılan maddeler içerisinde belki de en özel maddelerden bir tanesi. Arkadaşlar eğer resim biri koyarlarsa orada üzerine bir şey izah etmek istiyorum. Su, Kur'an-ı Kerim'de 100'ün üzerinde ayet-i kerimede atıf yapılmış. Ve diyor ki yaratan bütün canlılığı suyun üzerine yarattım diyor. Peki suyun üzerine yarattım dediği bu özellik nedir? Suda öyle bir özellik var ki başka hiçbir maddede bu özelliği bulamazsınız. Bir kere su 4 santigrat derece sıcaklıkta en ağır noktasındadır. Yani 1 litre su 1 kilogramdır. Su 4 santigrat dereceden, bakın hemen grafikte görüyorsunuz şu anda
4 santigrat dereceden soğumaya başladığında bütün izleyicilerimin bu grafiği kafalarına nakşetmelerini istiyorum. Çünkü su soğudukça hafifliyor. Dolayısıyla buzu suyun üzerine koyarsanız buz üstte kalır. Bu başka hiçbir maddede yoktur. Bütün maddelerin katısı sıvısından ağırdır. Peki bu neyi sağlıyor? Bu göllerin ve denizlerin üstten donmasını sağlıyor. Eğer tersi olsaydı göller ve denizden alttan dolardı ve yaşam olmaz. Yaradan suyu öyle bir nitelik vasıf yüklemiş ki yaşamın canlılığın devamının sırrını buraya saklamış. Bakın ısındıkça da su hafifliyor. Peki ısındıkça hafiflemeseydi evlerimizde ne yemek pişirebilirdik, ne çayı demleyebilir, ne de şu anda yaşadığımız havada solunum yapabilir, nefes alabilirdik. Çünkü demlikte ısınan su ağırlaşsaydı altını kaynatır, üstü kaynamazdı, yemeği pişiremezdik. Kainatta da şu anda atmosfer içerisindeki havanın hareketini, atmosferdeki bütün hareketleri, havanın içerisindeki suyun gaz halindeki formu olan formu sağlamaktadır. Isındıkça yukarıya doğru hareket etmekte ve hava dolaşımını sağlamakta. Böylece de evrendeki bütün solunumu sağlamaktadır. Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Hepimiz bitkilerden az çok anlarız. Ziraatçı olduğum için, kendi konumla ilgili olduğu için oradan örnek vermek istiyorum. Çok cılız bir bitkiyi alın. Köklerine baktığınızda çok cılızdır kökleri. O kökler suyu topraktan almak için uyguladığı basınç 15 atmosferdir. Nedir bu biliyor musunuz? Bir plastik hortum düşünün Osman Bey. Musluğu açın, o musluktan gelen suyun basıncını öyle ayarlayın ki hortumun ağzından çıkan su 150 metreye çıkabilsin. Bu basıncın gücünü düşünebiliyor musunuz? İşte o 150 metreye su atan basınç 15 atmosfer dediğimiz basınçtır. O cılız kökler tam bu basınçta suyu topraktan alarak yaşamı devam ettiriyor. Aynı zamanda bir ağaç düşünün. Köklerinden ağacın tepesine kadar büyük bir ağaç 100-120 metreyi bulur. Bu ağacın içerisinde hiçbir motopomp yok, bir şey yok ama kökleri suyu alıyor. Ağacın içerisine hareket ederek ağacın tepesine kadar suyu çıkarıyor. Bunu sağlayan da işte o atmosferdeki suyun ısındıkça hafifleyen özelliğidir. Dolayısıyla su gerçekten kainatta çok özel bir maddedir. O nedenle biz öncelikle suyun bu değerini ve önemini anlayarak. Şimdi bu anlattığınızdan ben şöyle bir sonuç çıkarsam yanlış mı olur? Yani bu anlattığınıza göre su devri daim yapıyor. Ne çoğalıyor ne azalıyor. Suyun bitme riski yok. Kesinlikle su kainatta, yaratılışta, Big Bang teorisi dediğimiz pek çok bilim adamlarının teorisiyle ilk başta oluşan su miktarı bellidir. Ne yoktan var edilir ne vardan yok. Yalnız İnsanların kullandığı su miktarı arttıkça kişi başına düşen su nüfus da arttıkça azalmakta. Bir de suyu biz kirleterek, dönüşümünü etkileyerek kullanılamaz hale getirmekteyiz. Sudaki asıl tehlike bir kirleterek kullanılamaz hale gelmesidir. İkincisi de nüfusun artması ve suya ihtiyacın artmasıdır. Bakın bundan 40-50 yıl önce dünyada yaklaşık 1 milyon kilometre küp su tüketilirken bugün bunun neredeyse 8-9 katı su tüketiliyor. Halbuki yani sadece nüfusumuzun artması değil, gelişen hayat sanatı içerisinde daha çok su tüketir hale elbette gelirken. Yani nüfusun artması, sanayinin gelişmesi, tarımın gelişmesi. Bakın size ben tabii dünyadaki bu suyun oluşturduğu problemlere değinmemiz lazım. Çünkü gerçekten su o kadar büyük bir tartışma konusu ki bu konuda eğer dünyada yaşanan gelişmeleri incelersek bakın son dönemde su ile ilgili tartışmalarda eğer arkadaşlar üçüncü resmi koyarlarsa dünyadaki su dağılımını görüyoruz. Bu su dağılımına baktığımızda Türkiye'nin etrafındaki bölgede coğrafyada ciddi anlamda bir su kıtlığı olduğunu görüyoruz. Su kıtlığı oluşmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de bu riske doğru gidiyor. Dünyada bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına 8000 metreküpün üzerine su olması lazım. Eğer bir ülke su fakiri sayılabilecekse bunun sınırı da 1000 metreküptür. Türkiye'nin toplam su miktarı 112 milyar metreküptür. Nüfusumuz 75 milyon her gün artarak devam ediyor 80 milyona doğru. Bunu oranladığımızda bugün yaklaşık kişi başına 1300-1400 metreküp suyumuz var. Metreküp yıl. Değil mi? Tabii ki yani kişi başına. Şimdi dolayısıyla
biz su zengini değil, su fakirliği sınırındayız. Hatta bölgeler bazında baktığımızda bizim belli bölgelerimizde, ki küresel ısınma noktasına oraya geleceğiz, belli bölgelerimizde su fakirliği sınırına girdik. Örneğin bugün Marmara, Ege bölgesinde kişi başına su miktarımız 1000 metreküpün altına düşmüş durumda. Belki bu 1000 metreküpün üzerinde kalan bölge, işte Karadeniz bölgesi gibi biraz daha şanslı saydığımız bölge veya işte Akdeniz bölgesinin belli bölümleri, işte Doğu Anadolu, Dicle ve Fırat'tan dolayı ülkemizin %35 suyunu oluşturan ve özellikle bugün Orta Doğu'da kaynayan o kazanın asıl problemin sebebini oluşturan su oradaki ortalamayı biraz yükseltiyor, ama Türkiye'nin Orta Anadolu'yu veya batıya baktığımızda kişi başına düşen su miktarı yönünde biz fakirlik sınırına girdik. Dolayısıyla Türkiye'de yanlış bir algı var. Türkiye su zengini bir ülke olarak algılanıyor ve öyle böyle ifade ediyor. Hayır, Türkiye ciddi anlamda su fakirliği sınırına yaklaşan, su fakirliğine doğru giden bir ülkedir. Bir rakam daha vereceğim, ondan sonra size sorularınızı açacağım. Bakın, şu anda Türkiye'nin toplam su miktarı 112 milyar metreküp. Yerüstü ve yeraltı su. Bunun biz şu anda 45 milyar metreküpünü kullanabiliyoruz. Ülke olarak. Bu 45 milyar metreküp suyun 33 milyar metreküpü tarımda kullanılıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Dolayısıyla 75 milyonun sanayi ve evde kullandığı su yaklaşık 12 milyar metreküp. Tarımda kullanılan 33 milyar metreküp suyun maalesef %60'ı, yaklaşık 19-20 milyar metreküpü doğru sulama yapılmadığı için, doğru sulama yöntemi kullanılmadığı için boşa akıyor ve israf ediliyor. O niye hocam? Niye doğru sulama yapmıyoruz i̇şte veya yapamıyoruz? Geçmişten gelen sulama sistemlerimizdeki arızalar, açık sulamadan kaynaklanan kayıplar, biz tabii bunu sulamada çok geniş anlamda açıyoruz ama ciddi anlamda bunu yıllardır söylüyoruz. Son yıllarda Devlet Su İşleri bu noktada bir reform başlattı ve kurduğu sulama sistemlerini kapalı sisteme doğru geçmeye başladı. Ama hala bizim ülkemizde şu anda 75 milyon insanın evde ve sanayide kullandığı suyun iki katına yakınını biz tarımda ziyan ediyoruz, boşak diyoruz. Şimdi hocam, açık sulama diyorsunuz, kapalı sulama diyorsunuz. Bu tabii sizin için son derece rahat anlaşılır kavramlar. Ama sanıyorum sevgili Cemil Deveci için de, benim için de açık sulama nedir, kapalı sulama nedir, izaha muhtaç bir hal var. Nedir hocam? Birer cümleyle ifade edeyim o zaman, çok fazla izleyicilerimizi kafasını karıştırmadan. Tarlaya açık kanal üzerinde suyu götürerek bu kanaldan aldığınız suyu bitkilerin dibine saldın, çayıra mevlam kayra usulü veya kanal içerisinden serbest şekilde veriyorsanız, biz bu tür sulamaya veyahut da işte bugün Çeltik'te kullandığımız açık yüzey sulaması gibi, göllendirme sulama gibi sulamaya açık sulama diyoruz. Burada kanallarımızdaki problem, buharlaşma veya buna benzer pek çok kayıptan dolayı bu suyun maalesef %60'ını kullanamıyoruz. Ya buharlaşarak gidiyor, ya kanallarımız kırılıyor gidiyor. Bir şekilde israfı. Kapalı sulama dediğimiz sulama ise basınçlı sistem, yağmurlama veya damla sulama sistemi gibi basınçlı bir boru ile belli bir basınç altında kontrollü bir şekilde araziye götürülerek orada bitkinin ihtiyacı olan suyun bitkiye verildiği, daha kontrollü verildiği bir sulamadır. Şöyle bir yanlış algı var. Tarım yapılan alanlarda, tarımda ne kadar su o kadar verim. Hayır. Bir insan ne kadar çok yemek yerse o kadar çok zinde mi oluyor? Aynı şekilde bitkinin de ihtiyacı olduğu kadar su, doğru zamanda sulama ve ona bağlı olarak da doğru verim. Ama Türkiye'de en büyük problemlerimizden bir tanesi suyu, sulamayı bilen insanların suyun başında olmamasından kaynaklanıyor. Bu tabii ayrı bir politika konusu. Tabii bunu şimdi başka zaman tartışacağız. İşi başka bir yere taşıyoruz ama bir tarafta ama suyun tasarruf edilmesi gerektiği tabii ki o kesin, yani tüm onu açacağız zaten. Evet. Şimdi bir tarafta su boşa akıyor. Onu düzeltmek için okutulan, yetiştirilen, öbür tarafta on binlerce ziraat fakültesi mezunu boşta işsiz diyorlar. Evet. Bu da galiba biraz bir çelişki mi? Sayın hocanın anlattıkları sizde nasıl bir itiba uyandırdı Sayın Deveci? Yani Türkiye'de pek çok şey gibi suyu da yönetemiyoruz. İlk akla gelen o.
Türkiye'de olduğu gibi dünyada da su öyle çok dünyanın dörtte üçü su filan derler ama öyle değil. Dünyada da içilebilir, kullanılabilir su esas var olan suyun içinde çok düşük. 2.8 civarında kullanılabilir de sanıyorum 0.8 civarında filan. Yani bu koca devasa su kitlesi içinde bu kadarını bu kadarı bizim kullanabileceğimiz yenilenebilir, yönetilebilir su. Bunu idare etmek, bunu yönetmek durumundayız. Tüm dünya bunun için şu anda savaş etmiyorsa da, bir kavga gürültü etmiyorsa da onun eşiğinde su biz yaşantımıza özellikle uluslararası ilişkilerde bizim toplumumuzda, bizim kamuoyumuzda sorunların varlığı çok anlaşılamamışsa da, önemi çok fark edilememişse de yani bizim kapımızı çalmak üzere olan temel sorunlardan bir tanesi. Gerçi bizim işte terörle ilişkili olduğumuz dönemlerden bu tarafa özellikle güneyimizdeki ülkelerle su, Fırat ve Dicle'de üzerindeki barajlarla filan 1960'lı 70'li yıllarda sık sık gündemimize gelmiş ama Türkiye kamuoyuna çok mal olmamış. Şimdi oraya şu Türkiye'nin su meselesinden sonra mutlaka oraya girmemiz gerekecek evet, herhalde. Şimdi peki küresel ısınmaya gelelim. Küresel ısınmaya bu bizim su problemimizi nasıl etkileyecek? Şimdi Cemil Bey ifade ettiler. Maalesef dünyanın dörtte üçü su diyoruz ama toplam dünyadaki dörtte üç suyun %3'ü tatlı su, %97'si tuzlu su. Bu %3 tatlı suyunda maalesef %95'i bizim kullanamadığımız buzulların altında veyahut da göllerin altında olan tatlı su. Biz şu anda dünyadaki var olan suyun yaklaşık 10.000'de biriyle tatlı su dediğimiz su ile yarışıyoruz. Bu suyu kullanılır hale getiriyoruz. Eğer bu suyu insanlara eşit dağıtamazsak çok ciddi problemlerimiz var ki şu andaki devam bu gidişe göre önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde dünyanın yaklaşık %40'ının su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı ve bu FAO'nun veyahut da Dünya Su Endeksinin raporları. Bakın geçen seneki bir raporu ben size vereyim. Müsaade ederseniz oradaki bir değeri vereyim. Tabii buyurun. Şu anda Almanya'da veyahut Avrupa'da kişi başına su tüketimi yaklaşık 600 litre. Türkiye'de, İstanbul'da veyahut da belli bölgelerde, biraz daha gelişmiş bölgelerde 100-120 litre. Yani tarım dışı şahsi tarım dışı kullanım. İnsanların tüketimi. Hijyenik şeyler. Kişi hijyenik evde, mutfakta kullandığı su. Dünyada şu anda tam 1.2 milyar insanın günlük kullanabildiği, bulabildiği su miktarı 2 litrenin altında. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir insanın günlük içme suyu miktarı 1,5-2 litredir. Günlük içebileceği, bırakın yemeği, ihtiyacını temizleyin, içebileceği suyu bulamayan bugün dünyada 1.2 milyar insan var. Bir başka rakam vereyim. Seyircilerimizin kafasının biraz daha netleşmesi için. Dünyada her gün, özellikle altını çiziyorum, 6.000 tane çocuk sudan meydana gelen su sıkıntısı, suyun oluşturduğu hastalık veya problemden dolayı her gün 6.000 tane çocuk oluyor, ölüyor. Bu benim rakamım değil. FAO'nun açıkladığı evet. 2 sene önceki Dünya Su Forumu'nda ortaya koyulan rakam. Bu korkunç bir rakamdır. Yani bir tarafta israf edilen bir su. Öbür tarafta su bulamadığı için ölen insanlar toplumda. Bundan ya habersiz yahut da haberdar olsa bile buna ilgisiz bir insanlık alemi. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bakın hemen eğer arkadaşlar gösterebilirse resim 6'da dünyadaki kişi başına tüketilen suyu hazırlamışlar. Bakın görüyorsunuz özellikle Kuzey Kutbu, Rusya, Amerika'nın kuzeyi ve Güney Amerika'da kişi başına su miktarı 10.000 metreküpün üzerinde. Ama Afrika, Orta Doğu ve yavaş yavaş Türkiye'ye doğru gelen o kuşak da bizim olduğumuz kuşak ki hızlı bir şekilde biz o kuşağa doğru gidiyoruz. Hemen bir sonraki resmimiz, resim 5'i açsınlar arkadaşlar. 2030 yılında bakın Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Türkiye'de su sıkıntısı çeken ülkeler arasına giriyor. Bu kahverengi yerler su sıkıntısı çeken evet. ülkeler sınırına doğru giden ülkeler. Bu hızla devam ederse nüfusun artışı, suyu israf edişimiz,
Bu hızla devam ederse ciddi anlamda su sıkıntısı yaşayan bölge özellikle Orta Doğu ve bizim ülkemizi kapsayan o bölgedir. Bakın ben her konferansımda örnek veriyorum. Evlerimizde hanımlarımız yağda patates kızartıyor, değişik şeyler kızartıyor. Bu yağı ne yapıyoruz? Musluktan döküyoruz. Bir litre yanık yağını veya arabalarımızda kullandığımız bir litre yanık araba yağını kirlettiği su miktarı tam 800 bin litre. Ve bu yağ, yani bu suyu... Hocam sözünüzü kesiyorum. Sizi tanımasam yok. Atıyorsun yok derim. Diye. Evet, yok derim ama sizi tanıyan birisi olarak hocam yani olayın ciddiyetini anlatmak için biraz abartı yapıyor musunuz? Biraz... Hayır. Bu benim hazırladığım rakamlar değil. Bu dediğin gibi FAO'nun rakamları. Bir litre yanık yağ kirlettiği su miktarı 800 bin litre. Yani şimdi bizi izleyenler veya bizim evdeki evet. hanımlar. Lütfen. Yani o tabadan yağı musluğa döktükleri andan itibaren. Denize karışmasına kadar geçen bütün süreçte bulaştıkları yerdeki suyu kirletiyorlar. Ha bu suyun bir miktarı bizim hidrolojik döngü dediğimiz tekrar buharlaşarak atmosfere dönüyor, yağmurla tekrar geliyor. Bir devir daim içerisinde su. Ancak bir miktarı da zaten problem burada başlıyor. O kirlettiğimiz suyun dönüşümünü engelliyoruz. Dolayısıyla bu suyun hidrolojik dönüşümünü engellediğimiz zaman işte o zaman bizim küresel problem dediğimiz ısınmayla beraber gelen problem başlıyor. Yani biz bu sefer hidrolojik çevrimi etkiliyoruz. Hidrolojik çevrimi etkilediğimiz zaman bir de buna dünyanın ısınmasını ilave ettiğimizde suyun kullanımı, kontrolü zorlaşmaya başlıyor. Su devir daim yapmamaya başlıyor. Buna bağlı olarak da bugün dünyada yaşadığımız suyun oluşturduğu sel problemleri, kasırga problemleri veya kuraklık problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi ben hatırlarsanız Yeşil Yol köyümde de söylemiştim. Karadeniz bölgesini gelecekte bekleyen en büyük tehlike demiştim. Karadeniz bölgesine açılan 270'in üzerindeki HES göletleridir demiştim. Niye? Evet. O HES göletlerinin yüzeyine siz yapay göller yapıyorsunuz. Karadeniz bölgesine yeni yapay göller yaptığınız zaman bu yapay göllerin yüzeyindeki buharlaşma bölgenin bir kere hem iklimini hem su rejimini değiştirecek, yağış rejimini değiştirecek. Yine bakın FAO'nun raporlarına göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye için söylüyorum. Karadeniz bölgesi dışındaki diğer bölgelerin tamamındaki bununla ilgili hemen bakın şu resim 8 arkadaşlar açsınlar. Karadeniz bölgesi dışındaki bölgenin tamamında yağış miktarının yaklaşık %30 üzerine azalması bekleniyor. Ancak Karadeniz bölgesinde ise düşecek yağış miktarının artması bekleniyor. O zaman hatırlarsanız dedim ki şu andaki turizm çalışmaları Karadeniz bölgesinde gelecek 30 yılda bu bölge belki Türkiye'nin yeşil kalacak bölgesi dedim. Ama bir riskle karşı karşıya biz bu bölgedeki bu yağış rejimini doğru yönlendiremezsek bunları göllerle yağış rejimini değiştirir. Bunun bağlı olarak da bölgede felaketlere kapıyı açarsak geçenlerde Artvin'de yaşadığımız selleri çok daha sık görürüz. Asıl bölgeyi bekleyen tehlike Karadeniz bölgesi için. Türkiye'yi bekleyen bir kuraklık tehlikesi ama bölgeyi bekleyen yağış rejiminde meydana gelebilecek değişimler. Sayın Deveci siz hukukçusunuz ama sadece hukukla yetinmeyen, toplum duyarlı olan, çevre duyarlı olan, sivil toplumda görevler arasında birisiniz. Karadeniz'deki doğanın bozulması, Karadeniz sahil yolundan başlayan, şimdi yayla yoluyla yeni bir ivme kazanacak olan bu doğa tahribatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Karadeniz, Türkiye'nin özellikle doğal güzelliğiyle göz bebeği bir yerimiz. İşte onun için turizm bölgesi falan diye böyle herkesin iştahını kabartıyor. Doğası ve yeşilliği nedeniyle, havası nedeniyle, rutubetsizliği nedeniyle. Ama hocanın dediği gibi oradaki doğal yapıyı bozarsanız bir süre sonra turistin geleceği turist de gelmez. O yolu da boşuna yapmış olursunuz. Zaten dediğiniz gibi sahil yoluyla bir defa Karadeniz'i Karadeniz olmaktan çıkardık büyük ölçüde. Sel taşkınlarına, kentin su basmasına neden olan bir yapı oluşturduk. O doğal güzelliği işte denizdeki
su ürünlerinde benimseyen balık ve diğer deniz ürünü çeşitlerini ciddi bir şekilde azalttık. Şimdi her nedense, ekonomik nedenlerle, belki ticari nedenlerle, daha sonra su için de aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu yaylaları tepeden, üst noktadan birleştiren yol projesi. Akla ziyan bir proje. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje yok. Oradan turist taşınması ya da bilmem yolcu taşınması, oradaki doğal yapıyı ya da mevcut yapıyı turiste sunmayacağı gibi bir süre sonra turistin de adım atmayacağı bir nokta haline gelir. Uzungöl mesela. Uzungöl doğa harikası bir yerdi bundan 15 sene önce. Yani oradaki yolun etrafını, bilmem nesini, her gelen belediye başkanı, her gelen bir işletmeci değiştirdi. Uzungöl şimdi dört duvar arasında ve onun da etrafı böyle taş yığını, ancak bir arabanın geçebileceği bir boşluk var. Onun dışında ne yaşam bir alanı kalmış, ne bir şey kalmış, ne doğal güzelliği kalmış. Yani doğayı mevcut haliyle koruyamadığınız sürece doğa insana hizmet etmiyor. Uzaktan görüldüğü gibi değil. Bir süre sonra senin de bıkacağın, gitmeyeceğin, faydalanmayacağın bir meydan, bir alan haline geliyor. Şimdi gerek Birleşmiş Milletler, gerekse Avrupa Birliği su forumları düzenliyor. Evet. Su çevre yönergeleri çıkartıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir çevre dengesini kurmak evet. için bir takım hareketler yapıyor. Türk mevzuatı bu konuda dünyayı takip ediyor mu? Takip ediyorsa şayet uygulamada aynı hassasiyet gösteriliyor mu? Onun iki boyutu var. Sınırlarımız içinde suyla ilgili bir mevzuatımız var ama işte hocamızın da bahsettiği gibi o mevzuatın çok etki alanı yok, çok kullanılabilir alanı yok. Herkes istediğini yapabiliyor, işte HES'ler kurulabiliyor, ırmaklar, dereler kurutulabiliyor filan. Zaten uluslararası boyutta da bu yüzyılın başında dünyanın gündemine gelmiş olmasına karşın, Birleşmiş Milletler'in gündemine gelmiş olmasına karşın, uluslararası alanda da bu konuda bir hukuk birliği yok, bir anlayış birliği yok. İkili ilişkilerle, işte sınırdaş ülkelerin kendi anlaşmalarıyla kendi sorunlarını çözebildikleri belli alanlar var. Askıda bıraktıkları alanlar var. Ne bileyim, güncel sorunlarla, konjektürel sıkıntılarla ya da taleplerle güncel çözüm üretebildikleri süreler var. Mesela bizim o Kiban Barajı döneminde siz teröre destek vermeyin, biz size bir miktar daha fazla su verelim gibi böyle uluslararası hukukla suyu kavramamış, suyun yararını kavramamış, suyun hukukunu kavramamış bir yaklaşımda buna benzer çözümler üretmişiz. Bunlar da hukukun bir parçası olacaksa böyle bir süreç var. Hem uluslararası alanda hem de bizim ülkemizde böyle su sorununu, özellikle sınır aşan su sorununu çözebilecek, herkesin algılabildiği bir şekilde çözebilecek bir hukuk düzeni, bir normlar sistemi bence şu anda yok. O sınır aşan sulara, su havzasına, yani Fırat Dicle havzasına, bizi asıl ilgilendiren ne olacak galiba? Asi de var bu işin içerisinde, Aras da var ama asıl evet. problem Fırat Dicle'de çıkacak karşımıza galiba. Ona ikinci bölümde gireceğiz. Şimdi hocam verdiğiniz bilgiler beni hem dehşete düşürüyor hem de umutlandırıyor. Yani kullanabileceğimiz su rezervinin çok fazla olduğunu söylediniz. Ulaşması zordur, maliyeti yüksektir ama bu teknolojiyle zaman içerisinde ulaşırız diye hayal kuruyorum. Fakat o kadar da kolay kirletiyoruz ki şu anlattığınız bir litre yanık yağla tahrip ettiğimiz su, daha da önemlisi atmosferdeki dönüşüme verdiğimiz zarar felaket. Buradan izleyicilerimizin kolay algılayabileceği ve hayatta uygulayabileceğimiz, mesela ben buradan gittikten sonra hanıma bunu diyeceğim. Bu yağı artık bir şekilde musluğa dökmeyeceğiz. Ne yapacağız onu da bilmiyorum ama musluğa dökmeyeceğiz diyeceğim. Bu tür önerilerimiz olacak mı? Var mı? Şimdi tabii su tasarrufu ile ilgili yapabileceğimiz o kadar çok öneri var ki, alabileceğimiz tedbir var ki. Ben suyun israfı ile ilgili noktada tarımdaki israftan girerken... İsterseniz daha sonra da gireriz ona. Yani bu konuda... Yani oraya geleceğim. Evet. Tarımdaki israftan girerken oradaki boyutu vurgulamak için ifade ettim. Yoksa bizim hem sanayide hem evde çok ciddi anlamda su israfımız var.
Ve bu konuda maalesef çok bilinçsiz. Sabahleyin hepimiz dişimizi fırçalarken, tıraş olurken veyahut da lavabolarımızda, banyolarımızda kullandığımız rezervuara kadar her alanda suyu israf ediyoruz. Bu su israfımız doğrudan doğruya suyu ve çevreyi kirletiyor. Avrupa'da, Avrupa'yı gezdiğimizde ben iki tane şey çok dikkatimi çekmişti. Bir tanesi Avustralya'da bir belediye şehrin girişine 2003 yılıyla 2013 yılı arasında şehir nüfusunun artışını ve o şehirde tüketilen suyun azalışı ile ilgili grafiği vermişti ve belediyemin başarısı her yıl şehrimin nüfusunun artmasına rağmen kişi başına tükettiğim suyu azaltmam, yani insanlara suyu doğru kullanmayı öğretmem demişti. Bu çok dikkat çekicidir. Bizim yerel yönetimlerden başlayarak bir kere bir reforma gitmemiz lazım. İkinci dikkat çeken nokta, bugün Avrupa'da, Türkiye'de de belli belediyeler buna yavaş yavaş başladılar. Avrupa'da bu yanık yağ gibi suyu kirleten deterjanlar, mesela bizim ülkemizde işte yasal mevzuatla ilgili Cemil Bey ifade etti, aslında oraya ikinci dönem gireceğiz. Yasal mevzuatla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var, bizim ifade edeceğimiz sıkıntılarımız var. Ama mesela deterjanlarımızdaki fosfat en çok kirleten, evlerimizde çamaşırımızı, bulaşığımızı yıkadığımız deterjanlardaki fosfat oranı Avrupa Birliği normlarında %5'in altına indirildi. %2-3'lerde. Türkiye'de pek maalesef minimum %15'lerde. Ve bunlar doğrudan doğruya doğaya tahrip eden, çevreyi kirleten, suyu kirleten ve geri dönüşümü, hidrolojik dönüşümü etkileyen unsurlardır. Bakın hepimiz yaygarayı basıyoruz. Aman diyoruz işte çevre kirleniyor, küresel ısınma diyoruz. Bakın arkadaşlar, tablo, şey, resim 9'u bir açsınlar. Son 150 yılda dünyanın ısınması ibret verici bir değişim gösteriyor. Dünya hızlı bir şekilde ısınıyor bakın. Son 150 yıllık grafiktir. 150 yılda yaklaşık 1,5 santigrat derece. Bu hızla devam ederse gittikçe artan bir ısınma var. Dünyanın bu kadar ısındığı bir dönemde buzulların eridiği, dünya yeryüzündeki suyun dönüşümün etkilendiği dönemde biz önce kendi içimizde kendimize bakmak zorundayız. Kendi ülkemizdeki suyumuzu nasıl doğru kullanırımızı çocuklarımızdan başlayarak anlatmak zorundayız. Bu noktada ben aşağı yukarı 10 yıldır her programda bir çağrı yapıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'na. Diyorum ki Milli Eğitim Bakanlığı bir sürü programla oynayarak programları değiştireceği yere, İlkokul 1. sınıftan itibaren çocuklarımıza suyu, suyun önemini anlatacak su ve çevre dersi koysunlar. Çünkü biz çocuklarımıza suyu kullanmayı öğretemezsek emin olun bundan 20 sene, 30 sene sonra çocuklarımızın tüketebileceği su yok. İzleyicilerimiz lütfen internete, hemen hemen herhalde internette, internete girsinler. 2070 yılında mektup diye bir mektup açıp okusunlar. 2070 yılında yaşadığını hayal eden bir insan diyor ki ben diyor bu ülkede yeşil sularla banyo yapardım. Bugün diyor içecek suyu bulamıyorum, soluyacak havayı bulamıyorum. Dünya buraya doğru gidiyor. Türkiye buraya doğru gidiyor. Küresel iklim değişimi buraya doğru dünyayı götürüyor. Bakın bu sene bir başka tehlike bekliyor. Hepimiz zaman zaman haberlerde izliyoruz. İşte El Niño benzeri bir felaket bu sene kasırgaların atmasıyla beraber dünya ve Türkiye'yi etkileyecek. Bu etkileşimler neden meydana geliyor? Bir, siz doğadaki suyun hidrolojik dönüşümünü etkilerseniz, bir ayda yağacak yağmur miktarı bir bakıyorsunuz bir saatte düşüyor, sel meydana geliyor. Veya 3 ay boyunca yağmur düşmesi gereken periyotta o buharlaşma yeter oranda gerçekleşmediği için kuraklık meydana geliyor. Geçen sene Samsun'da yaşadığımız olay. Şimdi bu sene dediniz. Niye bu sene hocam? Yoksa onu bu seneyle ilgili özellikle uzmanların uyardığı bir nokta var. Amerika'ya şu anda tehdit altına alan bir tayfun beklentisi var. Büyük bir El Niño beklentisi var. Bunun yarın etkisi olarak da Avrupa'yı hatta Türkiye'yi etkileyecek soğuk bir kış beklentisi var. Tabii bu niye meydana geliyor? Dediğin gibi mevsimler kaymaya başladı. Mevsimler değişmeye başladı. Yağış rejimi değişmeye başladı. Eskiden biz Samsun'dayız yıllardır, 30 yıldır ben Samsun'dayım. Siz yerli Samsunlusunuz. Cemil Bey benden fazla Samsunlu. Dolayısıyla eskiden Samsun'a düşen yağışın rejimine bakıyoruz. Bugün düşen yağışın rejimine bakıyoruz. Bunların değişmesinin sebebi, mesela Samsun'u bu yağış rejimini etkileyen en önemli iki tane parametre vardır. Olmazsa olmazıdır. Bafrovas'ın yukarısındaki Derbent Barajı,
Altınkaya Barajı veyahut da Çarşamba'nın yukarısındaki Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu barajları ama sizin orada oluşturduğunuz göller, göl yüzeyleri Samsun'un iklimini değiştirmiştir. Siz kalkıyorsunuz, bununla beraber Karadeniz'in iklimine etki yapabilecek 270-280 tane göleti ortaya çıkarıyorsunuz. Peki o gölette dışa bağımlı olduğumuz bir problemin bir nebze çözülmesi söz konusu. Enerjide dışa bağımlı bir ülke halindeyiz. Seçeneğimiz de çok fazla değil. Bir iki ülkeye ve doğal gaza büyük ölçüde petrole bağımlıyız. Bu HES'lerle bir problemi çözmüyor muyuz hocam? Bakın çok önemli bir noktaya belki biz başta açıklamamız gerekirdi. Çok kıymetli izleyicilerimiz lütfen şöyle anlamasınlar. Biz çevre veya HES düşmanıyız, enerji düşmanıyız. Hayır, öyle bir şey yok. Ben çeşitli televizyon programlarında spiker arkadaşlardan sorduğumda şunu söyledim. Bir bıçağı düşünün dedim. Bıçağı ele aldığınızda, bıçağı ekmek kesmek için kullanırsanız, meyve doğramak için kullanırsanız faydalıdır. Ama elinizi kesmeye kullanırsanız zarar verirsiniz. HES de böyle bir şey. Eğer siz doğru yere, ihtiyaç olan yere doğru planlamayla bir baraj, gölet, elektrik üretimi amacını güden, çevreye zarar vermeyen, oradaki ekolojiyi bozmayan, hatta orayı güzelleştiren bir HES yapıyorsanız buna kimsenin karşı olması mümkün değil. Buna karşı olmak ülkeye ihanet sayılır. Ama siz buna ister rant deyin, ister birilerinin bu noktadaki özel gayreti deyin. Ama siz bölgenin tamamını değiştirecek, doğayı tahrip edecek ki benim kendi köyümde meydana gelen yapılan HES aşağı yukarı iki tane nehrin HES yapılan yerden aşağısındaki suyu %90 oranında bitirdi. Emin olun şu anda Ordu'da, ben Orduluyum aslen, Ordu'da tatlı su kaynakları kurumaya başladı. Siz doğayı bu şekilde yok ederseniz 30 yıl sonra Karadeniz bölgesindeki turizm cenneti diyeceğimiz Türkiye'nin kurtuluşu olarak gördüğünüz bu bölgede turisti nasıl buraya getireceğiz? Sayın Demir öyle bir tablo çiziyor ki evet. HES'e karşı değiliz ama bu mantıkla yapılacak HES'ler Türkiye'nin bir cennet köşesinde doğayı tahrip ederek iklimin değişmesine yol açarak getirdiğinden çok fazlasını götürecek. Bu doğru bir yatırım değil diyor. Ne dersiniz? Evet. Yani hoca şeye de kızılırmak üzerine ya da büyük şeylere, büyük barajlara da karşı çıkıyor. İklimi değiştireceği karşı için değil, ama... Karşı değil. Hayır. Sadece etkisini yani belirtmek. Yani iklimi değiştireceğinin altını çiziyor ama bu HES'ler, bu ırmakları kurutan HES'ler tam bir doğa katliamı. Evet. Yani dereyi kurutuyor. Şeyde bir gün beni Ayancık'ta bir yere davet ettiler. Gittim. Kamulaştırma problemleri var. Köylere kadar gittik. Ben gittiğimde köylüler toplanmışlar. İşte orada bir firma tam Ayancık'ın içinden geçen derenin şeyini, dağdaki tüm böyle şeylerini kapatmışlar. Küçük bentler oluşturmuşlar. Borularla dağlardan toplayıp Ayancık'ın hemen girişinde bayağı bizim değirmen gibi yukarıdan akıtarak enerji şey yapıyorlar. Ama tüm dereler kurumuş. İnsanlar orada o boru hattının geçtiği yerdeki işte iki tane cevizi, üç tane dudu bilmem o tip şeylerin peşindeler. Ben gittim ama hakikaten benim gittiğimde mevsimde daha öyle bahar filandı. Nisan ya da Haziran'ın başları, Mayıs'ın ortaları filandı. Derede su yoktu. Oradan biz alttan geçtiğimizde yani öyle normalde bir insan alacak kadar, götürecek kadar yoğunlukta birkaç değirmeni aynı anda çevirecek kadar su akardı. O derede su kesilmişti. Yani o derenin tüm ekolojik yapısı, tüm doğal yapısı bozulmuştu. İnsanlar bu işin farkında değiller. Kendi ufak tefek çıkarlarıyla şey yapıyorlar. Şimdi tabii bir başka tehlike daha bekliyor bizi. Bu işe temelden ve kökten bir politika oluşturamadığımız için, bu konuda ciddi bir altyapı olmadığı için, ciddi bir duyarlılık sağlayamadığımız için, sadece bizde değil, dünyada da öyle. Bunun çıkarcıları, bundan medet ummaya çalışanlar, önce suyun tanımından, ondan sonra hukuki nitelemesinden, kurnazlık düşünerek suyu meta haline dönüştürüp ve bunu ticaret kaynağı haline getiriyorlar. Getirmişler ve bu suyu, su konusunda uluslararası alanda su ticareti yapanlar, dünya su ihtiyacının %5'ini karşılıyorlar.
%5'in karşılığında aldıkları para petrol gelirlerinin %45. Müthiş bir rakam. Evet. Şimdi galiba yani çevremiz, doğa, dolayısıyla insan yaşamı sadece terörle, sadece bizim bildiğimiz silahlı savaşlarla değil, bu fark etmediğimiz, hissetmediğimiz savaşla katlediliyor insanlık ve insan yaşamı çevresiyle birlikte. Bundan 10 yıl önce falan 1 litre su, 1 litre petrol dendiğinde biraz afaki geliyordu bizlere. Ama galiba büyük şirketler, büyük sermaye grupları artık suyu bir ticari meta haline getirdiler. Ve sanıyorum bu dünya genelinde bir güç çekişmesine, güç dengelerinin sarsılmasına yol açacak bir boyuta gelecek. Ona ikinci bölümde ikinci bölümde gireceğiz. Şimdi yani bunu şey için de bir cümleyle söyledim. Doğa insan yaşamı doğayla birlikte, çevresiyle birlikte, insan insan yapan değerlerle birlikte algılandığında bir varlık olur. O hukuken de öyle bir hayatiyet kazanır. Çok yönlü ve çok yerden hissetmediğimiz alanlardan saldırı olduğunu ve saldırının boyutunun büyük olduğunu ifade edebilmek için söyledim. Şimdi Ayancık ölçeğinde bir şey söylediniz, ekolojik yapı değişiyor. Bu bölgede hep aynısı yapılıyor. Tabii. Bu değişen ekolojik yapı aynı zamanda sadece tabiatın ekolojik yapısı değil, oradaki yerleşik insanların sosyo-kültürel yapısını da değiştiriyor galiba. Bu, kesinlikle. Bu sanıyorum öbürü kadar, belki öbüründen de önemli bir husus. Onda pek üzerinde durmuyoruz hocam. Şimdi müsaade ederseniz yine kıymetli izleyicilerimizin anlayabilmesi için suyun canlılar için neden önemli olduğunu bir iki şeyle vermek istiyorum. Tabii. Bir kere kainatın yegane taşıyıcısı sudur. Su olmadan hiçbir canlıda, insan, hayvan ve bitki, bir zerreyi bir noktadan başka noktaya götüremezsiniz. Bir insanın %65 ila %75'i, yaşlı insanın %65'i, genç insanın %75'i sudan oluşmaktadır. İnsanın işte bütün vücudunuzdaki hareketi su sağlıyor. Yani damarlarımızdaki, kanımızdaki su olmadan bir zerre hareket ettiremiyoruz. Bakın bir insanın vücudundaki yağların tamamı yansa, karbonhidratların tamamı yansa bile insanın yaşamı devam ediyor. Ama insan vücudundaki suyun %3'ü 5'i azalsa dengemiz şaşmaya başlıyor, yolda yürürken başımız dönmeye başlıyor. %8 ondan sonra sağlık problemleri, risk oluşuyor. %15-20'den sonra ölümler başlıyor. Bitki için de böyle. Dolayısıyla yaradan kainatta suya çok özel bir görev, özel bir anlam ve yük yüklemiş. Biz bir kere suya bakarken bu özeliyle bakmamız lazım. Su nedir? İnsan için, hayvan için, yani kainat için nedir? Ona bakmamız lazım. Dolayısıyla biz suyu sadece doğada var olan, başta da ifade ettiğimiz gibi su akar biz bakarız mantığıyla değil, suyun bir litresini bile doğru kullanmadığımız zaman, gelecek nesillerin bize emanet ettiği bu suyu tahrip ediyoruz, kirletiyoruz mantığıyla bakmaya başlamadığımız sürece tehlike bizi bekliyor. Ve ciddi anlamda Türkiye'yi bekleyen bir kuraklık tehlikesi, risk tehlikesi var. Bakın bugün Türkiye'nin çöl havzalarını inceleyelim. Konya Ovası'nda çok ciddi anlamda yeraltı suyu problemi. Geçen seneki kuraklıktan dolayı. Geçen seneki kuraklığın Türkiye'de en çok etkilediği illerden bir tanesi neresidir biliyor musunuz Osman Bey? Yaşadığımız Karadeniz'in en göz bebeği olan başkenti saydığımız Samsun'dur. Alaçam'da çeltik tarlaların olduğu yerde yeraltı suyu seviyesi normalde 2-3 metre olması gereken yerde 16 metreye düşmüştür. Siz eğer hem yerüstü kaynaklarınızı hem yeraltı kaynaklarınızı doğru kullanamazsanız ki bugün Cemil Bey'in de ifade ettiği Karadeniz'de ciddi anlamda kendi yaşadığım köyde ve bölgede yaşanan pınarların, derelerin kuruma tehlikesi. Tabii bu hem HES'lerin yapılması hem ekolojinin değişmesi hem iklim değişiminin etkisi, bunları bir bütün olarak ele almak lazım. Bir kere bölgeyi tehdit eden, ülkemizi tehdit eden çok ciddi anlamda bir gelecek tehlikesi var. Biz hem yasal zeminde
hem de kamuoyunun önünde öncelikle su ne anlam ifade ediyor? Bir damla suyu doğru mu kullanalım? Ne zaman su içmeliyizden başlayarak elimizi yıkamaya kadar, tarlamızda bitkiye verdiğimiz suyun kullanımından bu suyun dönüşümüne kadar, eğer suyu doğru kullanamazsak emin olun 20 sene 30 sene sonra duş almaya su bulamayacak noktaya geleceğiz. Hocam bunlar acı gerçekler. Ama umarım ki hem biz vatandaş olarak bugünden tedbirimizi alırız. Hem biz vatandaş olarak hem yerel ve merkezi yöneticiler sorumlu ve yetkili insanlar olarak gerekli tedbirleri alırlar. İkinci bölümde devam edeceğiz. Ama ben şunu görüyorum. Şu parti veya bu parti geliyor gidiyor ama problem hiç değişmiyor. Evet. Konuya hiç el atılmıyor. Onun için başlarken söylediğim söz galiba siyasetin doğru. Siyasetin gündeminde hiç yok. Yok. Yok kesinlikle. Yani seçimle yatıp seçimle kalkıyoruz ama belki de şu su meselesi 1 Kasım'daki seçimden çok daha fazla geleceğimizi etkileyecek bir mesele olacak. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler lütfen bizden ayrılmayınız. Reklam arasından sonra birlikte olacağız efendim. Yepaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam edecek.